tanıyor. Haya sahibi böyle aleni bir rezillik zuhur ettiğinde ya, meydana yaparsa böyle insanlar arasına, hemen hemen yüzü kızarıyor. İnsanlar arasına çıkamaz hale geliyor. Evet, haya sahibi her türlü kabih, rezil dediğimiz çirkin şeylerden uzak kalıyor. Ne gizli ne aleni yapamıyor. Evet. Haya sahibi veya utanma sahibi olan bir Müslüman kimsenin ayıbını, kusurunu açıklayamaz, kimselere anlatamaz. Ağzından kötü söz çıkamaz. Böyle kötü sözler ağzından çıkamaz, ibareler çıkamaz. Evet. Haya sahibi avretini, her şeyini insanların önünde örtüyor. Güzel bir şekilde insanların önünde çıkıyor. Evet. Haya çeşitleri vardı, birkaç çeşidi. Haya-ül ubudiyye. Ubudiyet hayası vardır. Yani kul, Allah beni yarattı, beni büyüttü, her türlü nimeti bana sundu, yedirdi, içirdi. Dolayısıyla nasıl olur da ben ona kulluk etmeyeyim? Nasıl olur da ben ona ubudiyet etmeyeyim? Dolayısıyla artık kul olmanın şuuruna ermiş ve yüce Allah'a ibadet ve taata yönelmiş. Dedik ya, اَسْتَحْيُوا مِنَ اللّٰهِ حَقَّ الْحَيَةِ. Gerçek manada Allah'tan utanınız layıkıyla. Gerçek manada layıkıyla Allah'tan utanan bir kişi, başını, bütün organları, baştaki organları, içini ve içindeki organları her türlü günahtan koruyandır, ölümü hatırlayandır, ölümden sonraki çürümeyi hatırlayandır. Evet. Dolayısıyla abd olduğunu şuurunda yüce Allah'ın kulu ve o vazifesini yapmaya yönelmiş artık. Yüce Allah'a karşı vazifesini yapmaya çalışmaktadır. Evet. Başka bir hadis-i şerifte istahi minallahi, istahi minallahi, Allah'tan utan. Keme testahi minel racul salihi min kavmike. Senin kavminden, senin toplumundan, salih bir insandan nasıl utanıyorsa yüce Allah'tan böyle ve daha fazlası utan diyor. Haya sahibi o. Demek ki haya-ül ubudiyye, ubudiyetin hayası. İkinci haya çeşidi, haya-ül cinaye. Cinayetten dolayı, yaptığı günahlardan dolayı haya etmesi. Adamın biri beni İsrail zamanında çok zengin, vefatı esnasında mallarını, çocuklarını çağırıyor. Nasıl bir babaydım? Valla çok iyi bir babaydım. Bize çok miras bıraktın. Ama dedi, ben hiçbir ibadet yapmadım ki. Allah'ın huzuruna gideceğim, hiçbir hazırlığım yok. Ve çok üzüldü. Ben öldükten sonra beni yakın, küllerimi rüzgara verin. Allah'ın huzuruna gitmekten utanıyorum. Sonra böyle yaptılar, vasiyetini böyle yerine getirdiler. فَجَمَعَهُ اللّٰهُ عَزَّ وَجَلَّ. Daha sonra Allah onu bir araya getirdi gene, Allah'ın kudreti. فَقَالَ مَا حَمَلَكَ. Niye böyle yaptın, niye böyle vasiyete bulundun? Beni yakın, küllerimi rüzgara verin. Kâle mekâle ya Rabbi, senin korkundan, yani yaptığı günahlardan dolayı Allah'tan utanıyor. Senin korkundan böyle yaptım. Cenab-ı Allah onu rahmetiyle karşıladı ve affetti. Adamın biri vardı. Camiye giderken bir seferde o camiye girmedi. Niye girmiyorsun camiye, niye gelmiyorsun? Vallahi Allah'tan utanıyorum. Ben Allah'a karşı çok geldim, çok günah işledim. Onun evine girmekten utanıyorum. Evet. Yani bu cinayet yaptığımız hata kusurlardan dolayı Allah'tan haya etme, utanma. Mesela Fudayl ibn-i Uyad Arafat'ta böyle başını gökyüzüne kaldırmış, sakalını tutmuş ve yavrusunu kaybetmiş bir anne gibi ağlıyordu. El-Esved bunu Yezid diyor ki çok ağlıyordu vefatı esnasında. Niye bu kadar ağlıyorsunuz? Vallahi diyor, Allah beni affese dahi ama yaptığım hatalarımdan dolayı yine Allah'tan utanıyorum. Nasıl onun huzuruna gideceğim? Evet. Bu haya-u cinaye, kusur, cinayet yapmanın cinayetten dolayı insanda meydana peyda olan haya, utanma. Haya-u taksir. Üçüncü çeşidi, kusur yapmaktan utanma.
Bu meleklerin, nebilerin hayası. La ya'sun Allah'a me amarahum. Bismillahirrahmanirrahim. Melekler, yani Allah onlara neyi emretmişse asla isyankarlık karşı gelemezler. İsyankarlık yapamazlar. Ve ef'alûne me yu'marun. Ne emredilmişlerse hemen onu yapıyorlar. Yusebbihûne leyle ve neher. Gece gündüz Allah'a tesbih ediyorlar. La yeftarun. Hiç yorulmadan, durmadan. Yani melekler Allah'tan haya ederler. Kusur yapmaktan, eksiklik yapmaktan. Nebiler de böyle. Onlar da masum olmalarına, melekler de masumdurlar. Ama yine haya ediyorlar. Enes ibn Malik radıyallahu anh diyor ki, kıyamet gününde o izdihamda, ehvel yok mu kıyamet? Böyle ayakta dikilmişler o sıcakta artık şefaat diliyorlar. Hazreti Adem'in yanına gidiyorlar. Derler ki bize şefaat, sen Ebu, ente Ebul Beşer. İnsanların babasısın, bize şefaat eyle, biz artık gidelim buradan. Hesaba doğru gidelim. Aa diyor, vallahi ben Allah'tan utanıyorum. Çünkü bana Cenab-ı Allah cennetteyken şu ağaçtan yeme yedim, utanıyorum şefaat istemekten. Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın yanına gidiyorlar. Sen Cenab-ı Allah tufanda böyle boğulmaktan kurtardın, müminleri seni ve müminleri kurtardın, bize şefaat iste Allah'tan, bizi kurtar bu beladan. Hayır diyor. Ben de yavrum için, oğlum için Cenab-ı Allah'tan şey istedim, kurtulmasını istedim. Cenab-ı Allah dedi ki, innehu leyse min ehlik, o senin ehlinden değil. İnnehu amelun gayru salih, onun ameli salih değildir. Fela tes'elni me leyse velike bi'in, bir daha bilmediğin şeyi benden isteme. İnni a'izuke en tekune minel cahilin, seni ikaz ediyorum, ha sakın cahillerden olma diyor. Bir daha bilmediğin şeyi isteme benden. Ve bu hitap diyoruz. Yani Allah sitem ediyor. Yani nasıl bana oğlun için, oğlun kafirdir. Nasıl bana diliyorsa onu kurtarın inşallah. Ve 40 sene utancından gökyüzüne bakamıyordu Hazreti Nuh Aleyhisselam. Diyorlar bize şefaat. Valla ben de şefaat edemem. Utanıyorum Allah'tan. Çünkü ben oğlum için Yüce Allah'a yalvardım. Utanıyorum. İbrahim Aleyhisselam, sen Halilullah'sın. Allah seni ateşten korudu Cenab-ı Allah. Bizden şefaat eyle. O da diyor, utanıyorum Allah'tan şefaat dilemeye. Çünkü ben üç yerde üç kelime söyledim. Yalanı benzer. Yalan değil. Haşa yalanı benzer. Dolayısıyla ben istemiyorum. Hazreti Musa'ya gidip, Hazreti Musa'ya geliyor. O da diyor ki, vallahi ben de utanıyorum. Çünkü ben birine tokat attım, yere düşü öldü. Nasıl ben şefaat isteyebilirim? Ve sonunda Peygamber Efendimiz'e geliyorlar. Şefaatul uzma onundur bütün mahlukata. Mümin ve gayri müminlere şefaat ediyor. Herkes artık orada hareket edip hesaba doğru gidecek. Buradaki peygamberler şefaat istemekten utanıyorlar. Kusur yapmışlar. Yani haya-u taksir, taksir hayası. Biraz eksiklik varsa, kusur varsa ondan dolayı haya ediyorlar. Allah'tan utanıyorlar. Haya-ul iclal ve ta'zim. İclal ve ta'zim hayası. Azamet, ta'zim, büyütme, yüceltme. Mesela Miraç gecesinde Cenab-ı Allah Hazreti Peygamber'e günde 50 farz namaz farz kılıyor ona ve ümmetine. Sonra her gidip gelip böyle Allah'tan tahfif azaltmasını istiyor. Sonra da 5'e gelince se'eltu Rabbi hatta sahiyeytu. Vallahi artık utanıyorum. Daha fazla eksiltmeye. 5 farza razı oldum yani. Burada bak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam Yüce Allah'tan utanmıştır. Razı olmuştur artık. Amr ibn-ül As. Bu da iclal ve ta'zim. Yüceltme, büyütme, ta'zim. Değer verme hayasıdır. Amr ibn-ül As diyor ki vallahi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i çok seviyorum. Eğer bana deseniz ki Resulullah'ı bize anlat nasıl görmüşsen anlatamam. Çünkü onu gördüğüm zaman utancımdan bakamıyordum doya doya. Dolayısıyla tarif edemem size. O kadar ondan haya ediyordum. Utanıyordum. Başımı kaldırıp ona bakamıyordum. Evet. Abdullah İbni Ömer radıyallahu anhüme. Efendimiz aleyhissalatu vesselam cemaate soruyor. Bir ağaç vardır. Bu ağaç bir mümine çok benziyor.
vecih şebeh yani benzetme vecihine de burada yani mümin nasıl faydalıysa o ağaç çok faydalıdır. Hangi ağaçtı? Oradaki cemaat sahabe-i kiram çölden evle başladılar. Falan ağaç değil mi değil, falan ağaç değil mi değil mi bilemediler. Abdullah İbni Ömer dışarı çıktı. Dediler ki ya Abdullah hangi ağaç olduğunu bilmiyor muydunuz? Vallahi biliyordum. Hangi ağaçtır? Hurma ağacı. Niye cevap vermediniz? Ama orada Ebu Bekir vardı. Orada Hazreti Ömer vardı. Hazreti Ömer vardı. Onlar oradayken ben cevap vermekten utanıyordum. Bu da iclal ve tazim hayasıdır. Evet. Baba ve Ebu Bekir oradayken ben nasıl cevap veriyordum? Hazreti Abbas'tan soruyorlar radıyallahu anh. Senin daha büyüksen yoksa Resulullah daha büyüktür. Aleyhissalatü vesselam. Dese ki ben Resulullah'tan daha büyüğüm böyle edebe aykırıdır. Şu cevabı veririm. Hayaya bakın. Efendim ben o benden daha büyüktür. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem benden daha büyüktür. Ama ben ondan önce dünyaya gelmişim. Böyle bir böyle açıklıyor. Diyemiyor ki ben ondan daha büyüğüm. Ben ondan daha önce dünyaya gelmiştim. İşte bu da iclal ve tazim hayasıdır. Haya'ul haşmeti ve edep. Edep hayası. Haşmet hayası. Mesela Hazreti Şuayb aleyhisselam